6 Ocak Çarşamba ABD Kongre binası baskını olaylarından sonra 20 Ocak Joe Biden'ın yemin töreni için başkent Washington sokaklarında çok sıkı önlemler alınıyor, güvenlik önlemleri alınıyor. İşte 36 yıllık senato kariyeri boyunca tren yolculuğunu tercih etmesiyle bilinen Joe Biden da normalde tören günü memleketi Delaware eyaletinden bağlı Wilmington kentinden başkent Washington'a, yani buraya trenle gelecekti. Ama önlem amaçlı o da trenle gelmekten vazgeçti. İşte bilindiği gibi normal şartlar altında National Mall'de yüz binlerce insanın toplandığı başkanlık yemin töreni bu sefer halka kapalı yapılacak. İşte gördüğünüz gibi biz de şu an sokaklardayız ve bu alanlarda trafiğe kapatıldı. İşte aslında alınan önlemler arasında en dikkat çekici olanı ise bu başkent Washington'da özellikle Kongre binası çevresinde. Çünkü biliyorsunuz ki Trump destekçileri 6 Ocak'ta özellikle Kongre binasını hedef almıştı. Bu yüzden de Kongre binasını işgal etmelerin ardından binanın etrafı beton bloklar ve tellerle çevrilmişti. O teller buraya kadar uzanıyorlar. Güvenlik bariyerleri Anayasa Mahkemesi ve Kongre Kütüphanesi'nde kapsayacak şekilde genişletildi. Bazı caddelerde trafiğe kapatılıyor dediğimiz gibi. Örneğin şu an polis arkamızdan geziyor. Onun dışında otoparklar, alana yakın tüm metro istasyonları bugün ve yarın açık olacak ama önlem amaçlı cumartesi günü metrolar da kapatılacak. Dün Federal Soruşturma Bürosu FBI hem başkent Washington'da hem de diğer eyaletlerde, bu eyaletlerin başkentlerinde yeni silahlı protesto düzenlenebileceği konusunda uyarıda bulunmuşlardı. İşte bu sebeple binlerce polis ve 20 bin üzerinde ulusal muhafız da kongre bölgesi, yani kongre binasının çevresinde silahlandırılarak olası bir kaos için burada güvenliği sağlıyor. Ayrıca oteller ve konaklama yerleri de önlem amaçlı kapatıldı. İşte alınan bu olağanüstü önlemler 24 Ocağı kadar devam edecek. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.